bu kadının içerisine şeytan girdi. Konstantin onu etkisiz hale getirebilmek için ilk başta güneşi kullandı. Hemen ardından şeytanın gücünü azaltmak için özel simgelere başvurdu. Bu sayede şeytan insan vücudunda rahat hareket edemeyecekti. Yatağın başında bulunan camın pervazlarını paramparça etti. Vakit kaybetmeden etrafındaki insanlardan büyük bir ayna getirmelerini istedi. Gelen aynayı kadının üzerine gelecek şekilde yerleştirdiler. Bir süre sonra şeytan kadının bedeninden aynanın içerisine geçti. Hiç vakit kaybetmeden aynayı camdan dışarıya fırlattılar. Bu sayede şeytanı yok etmeyi başarmışlardı. Konstantin bu olaydan bir gün sonra akciğer kanserine yakalandığını öğrendi. Oldukça fazla sigara içiyordu. Yaklaşık 6 aya yakın bir ömrü kalmıştı. Cebrail onu ziyarete geldi. Aralarında kısa bir sohbet geçti. Etrafta çok fazla şeytan dolanıyordu. Bu normalin dışında gerçekleşen bir şeydi. Bu şeytanların sürekli olarak dünyaya inmesi şans eseri olamazdı. Yakında büyük olaylar gerçekleşecekti. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz.